Merhaba sevgili dostlar, İstanbul Ümraniye'den herkese selamlar, sevgiler. Aracımız tabii ki medar iftarımız Kia Sportage. VGT Kia Sportage'ı gururla sunar. Ercan abimiz geldi, ayaklarına sağlık. Bir yakışıklı getirdi yanımıza. Tabii Kia yakışıklı ama bir de Hamza var, o daha yakışıklı. Merhaba Hamza, nasılsın? İyiyim, siz nasılsınız? Biz de iyiyiz, teşekkür ederiz, sağ olasın. Ulaşın işleri var, direksiyonda Erhan. Aracımız manuel vitesli Kia Sportage. Özelliği ne abi? Kaç model? 2012 model. 2012 model Kia Sportage'la şu an yoldayız. Araç benzinli, LPG yok. Doğru. Ve teste çıktık. Evet Erhan, neler yapıyorsun? Evet. Ben konuştum, seni rahat bıraktım ama öyle çok rahat hissetmeyeceğim. Ulaş yok. Ulaşın kırmadı, rekoru kıracağım inşallah. Hiç öyle açık mi? Vermeden. Açık. Kia Sportage'de bugün rekoru kıracağım inşallah. İnşallah bakalım. Hala dolduruş testim bu arada. Evet. Neredeyse rölanti devrindeyiz. Aynen, rölanti devrindeydik. Yavaş yavaş tabii yükseliyor. Evet. Tekrar şu an 5'e atıyorum. 45 km hızda. 1000 devirde attım. 45 km hız. 1500 devir gibiydik yaklaşık. Kime ulaşmadan. Evet. Önceden 5'in üstesine geçtik. Evet. Herhangi bir titreme, vuruntu, olmadı. Sarsıntı olmadı. Üstelik de şartları zorluyoruz. Evet. Klima hatta açık. Hatta şu anda gelmeden 6'ya alıyorum. Evet. Şimdi önceden biz aracımızı hızlanmak için normalde gaz pedalını ezerdik. Hızlandıkça ezmeye başladık. Doğru mu? Şimdi ayağım şu an gazsız. VGT taktıktan sonra gaza dokundum. Motor bana yürüyorum diye tepkiyi verdiği an artık ayağımı orada tutuyorum. Yani ezmiyor daha fazla. Tabii gazı yedi, ben gittim dediği an bırakıyorum orada. Yani aynı anda tutuyorum. Aracım sanki gazı eziyormuşum gibi hızlanmaya başlıyor. Ama basmanı aynı. Evet, bir yokuş çıkıyoruz. Battı çıktı denilen bir geçidin çıktısındayız. Şu anda gazdan çektim ayağımı. Şu anda tekrar ayağımın üstüne koydum. Motor bana yürüyorum diye tepkiyi verdi. Tuttum orada. Yani altıdayız yani. Evet, altı testteyiz. Testi hiç oynamadık. Aşağı yukarı 45-50'lere falan düştük. Evet. Birazdan da inerdik bir rampada da daha çok sınırlara zorlayacağım. Orada aracı daha iyi şey yaparsınız abi, görürsünüz. Basmalar hep aynı. Hiç değişmiyor. Tünelden çıktığından beri 60-65 km falan hızlıydı. Ne kadar basıyorsun abi? Merak ettim. Şu kadar falan basıyorum. Tepkiyi bu kadar da veriyor bana araç çünkü. Evet. Şu an çektim. Gazsızız. Şu anda gazsız akışkanlığımı kullanıyorum. Hala gazsız mısın? Tabii hala gazsızız. Tabii yol müsaade etmiyor buna. Daha da akacaktık, evet. Evet. Şu an hala da gazsız çektim ben tekrardan. Gazsız akışkanlığımı kullandığım için, akışkanlığım daha doğrusu arttığı için artık hem fitesi unutuyorum hem de artık gaz pedalını artık az kullanıyorum. Tekrar şimdi yürümem gerekiyor. Tekrar koydum ayağını. Motor bana tepkiyi verdi. Yürüyorum dedi. Tuttum orada. 65 km hızdayken bunu yaptı. Şu anda aracım gittikçe evet. Hızlanmaya başladı. Ezmiyor abi. Eziyormuş gibi hızı artıyor. Evet. Katını çekiyordur diye düşünüyorum. Şu an basmıyor muyuz? Yok. Şu an çok kadar dokunduğum zaman senin aracın bana tepki veriyor. Tepki hani aldığı yerde ayağını kilitliyor. Daha fazla ezmiyor ve şu an ayağını gazdan çekti. Şunu da söyleyeyim abi ilk başta. Direksiyona siz geçtiğinizde bunu birkaç kişiyle ben rastladım. Dönüş yolunda araç sahiplere verdiğimizde bize şunu söylüyorlar. Hani diyorlar, ben aracıma dokundum gaz pedalına ama gitmiyor ki diyor. Gitmez çünkü az basıyorsun. Motor sana tepki vermiyor. Hani koydun ağırlığını ama hani bir gaz yemesi lazım, doğru mu? Evet. Bu şekilde. Ama dokundum, gazı yedim, şu an gidiyorum diye tuttum. Bu. Evet. Ve bu dokunuşla 1 santim ya da 1,5 santimle 120, 130, 140, 150 bütün hızları kullanabiliyorsunuz. Yani önceden 5 santim, 6 santimde yakaladığı bütün hızları şu an artık 1 santimle 1,5 santimle kullanabileceksiniz. Şu an rampa çıkıyoruz. Evet. Ayağımı gazdan çektim. Ayağı gazda evet. Değil. Ve battı çıktığının çıktısındayız. Şu anda hızımı bayağı bir düşüreceğim. Fites 6'da. Bakalım vuruntuyu ne zaman yapacak diye bakacağım. Tabii ki bu test sınırları tespit etmek zorlu adına. Evet. Şu an evet. Hızı biraz düşürecek. Yine 6. vitesteyiz. Ben ve bu arada 50'ye kadar vuruntuya düşmeyeceğini düşünüyorum. Ben 45, hedefim 45. Sen 50 dedin abi, ben 45 düşünüyorum. Evet. Bakalım ne yapacak. 6. test. Evet, 6. testteyim. Şu anda şu anda da zaten yapması gerekiyor. Yok, şu an gazsızız zaten. Şu an 50'deyiz. 50'deyiz. Bir dokunur musun 50'de? Şimdi. Ayağımı koydum. Motor tepkiyi verdi bana. Tuttum. Abi. Şu anda tuttum. Aracım 50 km hızdan başladı. 50'de vuruntu yapmadı. Bir de 45'e düş bakayım tamam, abi. Şöyle yapalım. Biraz daha hızımı düşüreyim.
Anka 4'te 1'e fazla. Evet, 50'de vuruntu yapmadı. Titreme normalde olmadı. Normalde vuruntu yapıp stop etme aşamasına gelmesi gerekiyor. Aynen. Çoktan evet. Aynen. Şimdi 45'i deneyeceğiz. Bu bir test. Lütfen yanlış sonuçlandırmasın kimse. Şu an 50. Evet şu an tam 40. Evet, 5 dedi. Ayağımı koydum. Evet. Ve vuruntu yok. Yok. Titreme evet. yok, vuruntu yok. 6. vites. Aynı oranda bastım. 5 km saat hızla giderken gaz pedalına dokunduk. Bu arada 45 km saat hızla gitmek için de frenle ve akışkanlık kullanarak aracın hızını kestik. Daha sonra da gaz pedalına dokunduk. Vitesi düşürme ihtiyacı hissetmeden araç titreşim, buruntu veyahut da sallantı olmadan adı her neyse yoluna devam etti. Doğru mu abi? Doğrudur. Ayrıca şunu diyebilir miyiz? Yani performans arttı, tasarruf tabii ki arttı. Yani 50-50 otomatik vites keyfi. O da var. Bakın yakıt tasarrufu dışında başka tasarruf da var. Ne? Vitesi unuttuk. Baskı balatadan kurtardık. Ayak tasarrufu. Şimdi 80-90 deyip ayağımı ağırlığını koyuyorum. Hani hiç gaz yemesi önemli değil. Koydum. 80 ve 85'te aynı kilometrede dokunduysam aynı oranda hep yol seyri devam edersiniz. Ama gaz gitsin biraz hızlanmak istedim hemen tepki verdi. Tuttum. Hızlanmaya başlar. Evet. Ezmiyor şu an. Daha çok evet, daha çok süratlemek istediğim zamanlarda. Ya bu da dolayısıyla yakıt tasarrufuna yönlendiriyor. Evet, sevgili Berat'ın söylediği gibi şunu bir VGT birim bastığın zaman 5 birim basıyormuş gibi gidiyorsun. Şunu da söyleyeyim. Daha çok süratlemek istediğim zamanlarda dokundum, çektim, dokundum, çektim, tekrar dokundum. Bunu 3 kere yaptım. Yani 4 kere sizin isteğinize bağlı araç daha çok hızlanmaya başlıyor. Yani kas sayısını arttırmaya başlıyoruz. Araba daha atak. Tabii. Ama basmama aynı. Sadece bunu 3-4 kere hızlıca baş çeker. Şimdi bu aracın sahibiyle biz bir ay sonra tatile çıkacağız. Ben geride kalmam adına haftaya geliyorum. Aynen hocam. Yani uzun yollar da rezil etmesin beni. Evet abi nal toplayabilirsin söyleyeyim sana. Bu arada bizim burası uzun ve yorucu bir rampımız. Evet. Alemle yokuşunu çıkıyoruz şu anda. 6. viteste. 110 litre'den girdim. Evet. Basma oranım aynı. Hiç gazı ezmiyor. Normalde hızımızı sabit tutmak adına ezeriz ama ezmeden çıkıyoruz. Hatta şu an çektim. Bir daha dokundum. Çektim. Aynı oranda. Ya bu çok önemli uzun yollarda, şehir arası yollarda. Birçok yol böyle. Evet. Şu an yani gazı çok önemli. Küçük gerek yok. Aynı oranda bastım. Hızım gerekirse düşürüyorum. Vites küçültürüm ama gazı ezmiyorum. Şu anda da gazdan ayağımı çektim. 6. testteyiz. Evet, ayağımla yokuşa çıkıyoruz. Koydum. Yokuş yukarı çıkıyoruz. Klima açık. Araçta 4 kişiyiz. Hele bir tanesi Hamza. Dev gibi maşallah yakışıklı. Ve alt üst testte çıkıyoruz. Yokuşu tamamlamak üzereyiz. Evet. Evet, trafik tabii kamyonlardan dolayı kesiliyor. Evet. Ve 43'te bile neredeyse vuruntu yapmadı şu anda. Evet, hala 6'dayım. Yokuş yukarı da yine 45'e evet. Yakın idi. Bizim %1'deyiz. Evet. 6'dayım. Tekrar çektim. Tekrar dokundum. Tabii 6 üst test olduğu için toparlaması biraz zor oluyor. Çünkü yani yokuş. Sonra evet tabii ki. Çünkü yokuş ama titreme yok. Evet. Şimdi kendini toparladı. Hızlanmaya başladı. Şimdi ayağımı gazdan çekiyorum. Çünkü ileride dönüşüm var. Yolu biliyoruz. Biraz ileride döneceğiz. Evet. Akışkanlığı kullanacağız dönüşe kadar. Vitesimi 4'e aldım. Hala gazdan yok. Şu an 30 km hızlıyım, hala 4'lüyüm. Dönerken çektim, bir daha dokundum, çektim, bir daha dokundum, çektim, bir daha dokunduğum zaman biraz daha hızlanıyor. Daha çok toparlıyor aracı kendini. Evet. Evet, aracımızı değişeceğimiz noktaya geldik. Araç devir teslim noktası. Sevgili Ercan şimdi direksiyona kendisi geçecek. Tabi Erhan bir sürü şov yaptı bakalım. Evet, gerçek mi göreceğiz. Aracımız Kia Sportage. İstanbul Ümraniye'deyiz. Evet. Biz şu anda direkt evet. Önceki sistemle devam ediyoruz. Kaçtasın abi şu anda?
Şu anda 60. Vites? 3. 6 yapar mısın? Direkt abi? 6 yapar. Direkt 6 yaptım. Ve bizde 1.3.5 yok abi. 6 vites araçlarında 1.3.5'i dikkat ettik. 2.4.6. 5 vites araçlarında 2.4.6. Yok, hiç hoşuma gitti yani. Tatilde orada burada çok evet. karşımıza çıkan yollar olduğu için abi, evet. bayıltıyor adam harbiden. Arabayı da bayıltıyordu. Şu an rampa aşağı buradan gazsız da akışkanlığına bakabilirsin abi. Evet. Her araç rampa aşağıda olsa yığılır. Gazsız bakalım ne kadar gidecek. Şu an gazsız. Devam edeceğiz. Otomatik keyfini yaşıyorum. O zaman şöyle diyebilir miyiz? Uzun yolda cruise kontrolü açtım. 100'e sabitledim atıyorum. 6. vitese attım, devam. Yarı yolda vites değiştir, 4'e at, 3'e at muhabbeti olmama ihtimali çok yüksek. Çok yüksek ama şöyle, her aracın cruise kontrolünden aynı sonucu alamıyoruz abi. Dolayısıyla sen kendi aracının cruise kontrolüyle ilgili seyahate çıktığın zaman bizi bilgilendirirsen, ben ayak kontrolüyle ortalama şu kadar gittim, cruise kontrolüyle de bu kadar gittim dersen çok memnun oluruz. Birçok kullanıcımız kendi araçlarıyla ilgili bize bu bilgiyi veriyor. Fiat da, Renault'da bir kere cruise kontrolüyle verim alamıyoruz. Çünkü onların mühendisi biraz farklı galiba ama işte Volvo'da, işte Chevrolet'de gayet iyi sonuçlar alıyoruz. Ben şu an bilinçli olarak özellikle yapıyorsun, ben de fark ettim. Tatlı bir rampa, 6. vites, 50 km'de. 45-50 civarındayız, evet. Evet, toparlıyoruz. Ne kadar basıyorsun abi? Parmağını gösterebilir misin elinle? Elim bir parmak kalınlığı ancak bastım. Öyle mi? Tabii ki. Peki yani. Daha önce ne kadar basardın bunu yapmak için abi? Daha önce hemen 3 katı diyebilirim. 3 santim. Evet. Bana da basmam gerekiyor ve şu anda toparladı. Çok da güzel, tatlı gidiyor. Motor da rahatladı. Şu an çok rahat. Biraz önce yarım kaldı. Baskı baltayla beraber aracın mekanik ömrü de uzuyor. Bu da tasarruf. Bunu da söyleyeyim size. Şu an gayet güzel bir performans hissediyorum onu ben. Hafif dokunuşlarla. Hafif. Evet. Abi arabanın kadranında şöyle 6.1-6.2'leri görür müydün sen? 100 km'lik ortalama. Yani yaklaşık işte 15 km'dir dolaşıyoruz. Görmüyorum tabii ki. 7.1. Yani bu daha da düşecektir. Uyum tabii, sağlanınca. Tabii. Biz bu araçtan Antalya'da 5.3 geri bildirim alıyoruz. Onun dışında işte buralarda falan 6-6.5 geri bildirim alıyoruz. Sevgili Ömer'e buradan selamlar. Ömer Omak. Yolu yol değil. Kendi ifadesi, gittik gördük. Yolu yol değil. Test ettik. Oralarda 7.5'larla 8'lerle evet, falan dolaşıyor. Ömer hocama ben de selam söylüyorum. Şu anda benim ilk izlenimim, evet, küçük dokunuşlarla performansım gayet iyi oldu. İlk izlenimim bu. Hı hı. Performans konusunda sıkıntı olacağını zannetmiyorum. Zaten performansı artan araç tasarruf da yapar. Ki işte daha öncekinin 3'te 1'i kadar basıyorsun ve daha önceki gibi gidiyorsun. Şu an yarım santim dokunuyor, dokunmuyorum yani. Evet. Ki biraz öncekine daha az dokunuyorsun o zaman. Biraz tabii önce 1 santim gösteriyordun. Şu an hiç dokunmuyor gibi bir şeyim yani. Sadece yürüsün diye yapıyorum. Evet. Alıştığın hızlar bu mudur abi? Yani şöyle diyeyim, şehir içinde ağırlıklı şehir içinde kullanıyoruz. İstanbul'da biliyorsunuz fazla tabii bir şey yapamıyoruz. Alıştığımızlarda normalde şehir dışında 130, 140, 110. Yani ailemle gittiğim için biraz daha kontrollü gidiyorum. Evet. Tek başıma olduğum zaman biraz daha testler yapabiliyorsun. Ama normalde alıştığımız hızlar İstanbul. Ne desem boş. Öyle. Biraz önceki Erhan'ın bahsettiği gibi kullanırsan 110, 120, 130, 140'lara dokunarak rahatlıkla ulaşabilirsin. Arabanı hırpalamana, yıpratmana gerek yok. Sürüş konforu da doğuyor böylece. Abi bir ayağını çeker misin sana zahmet? Bu yokuşu tamamlayalım. Gazsız tamamlayalım. Hızımız düşüyor. Evet, evet, evet. 60'lara kadar geldik. Dokunuyorum. Dokun bakayım abi. Şimdi çok normal rahatlıkla toparladı. Evet. Anlatmaya gerek açık. Yok, görüyorsunuz. Klimanın da açık olduğunu, üfleme oranının %60 olduğunu belirtelim. Evet. Klimayı gösterdim ben. Ba-
bas kulak, bas kulak diyorsun. O titremeler de azalmış bas kulakta. Evet, tabii. Böyle şey o vurulma evet. hissettiğinizde anla bunu 2-3 kere hızlıca yaparsanız daha çok toparlıyor. Yığılma ortadan kalktığından dolayı işte sizin ileri doğru kaykılmanız, titreme dediğiniz o durum ortadan kalkıyor. Düşürme abi. Düşürmüyorum zaten. Düşürecektim aklıma geldi. VGT aklıma geldi. Biz fitesi unutuyoruz abi artık. Alışkanlık geldi. Yanımızı değiştiriyoruz. Evet. Herkesin kullanım alışkanlığı tabii farklı. Biz bir yarışma yaptık Facebook'ta. Bursa'da iş yeri olan, evi de Yalova'da olan sevgili İlker Küçük Volkswagen Passat Station Wagon Variant aracıyla sabah evine, pardon düzeltiyorum, sabah işine, akşamda evine sürekli gittiği güzergahında kendi alışkanlıkları, kendi şartlarıyla 950 maksimum 1000 kilometreyle bir depo yapabiliyorken VGT'den sonra 1308 kilometre yaptı. Yani. Evet. Dolayısıyla %40'a yakın bir tasarruf demek. Ciddi bir kazanç. Abi çekelim ayağımızı gazdan. Çekelim. Böyle bir gitsin bakalım. Yokuşta çıksın abi, hiç dokunma. Dokunmuyorum şu an. Dokunma abi. Yine dokunma abi. Biraz ileriden sağa geçeceğiz. Sağa döneceğiz. İstersen sağ şeride doğru yavaş yavaş geç var. Akışkanlık kullanalım. Hiç gaza dokunma. Hiç dokunmadım o. Çıktıktan beri. Evet. Batarken bıraktık ayağımızı gazdan. Çıktık. Evet. Çıktık ve hala gidiyoruz. Dokunmuyorsun değil mi? Hiç dokunmadım. Dokunma abi. Şu köprünün altından sonra sağa gireceğiz. Hala dokunmadım ve hala altıdayız. Hızımız da 50'ye kadar düştü. Evet. Buradan sağa gideceğiz. Abi ne dersin? Uzun süredir gaza dokunmuyoruz ya. Evet, evet. Şurayı bir 5'le dener misin? 6'yla mı deneyeceksin? Dene abi. 6'yla deneriz. Tamam. Kurtardı, 6'da kurtardı. Ve 6'yı bir titremeyle kurtardı. Evet. Toparlıyor. Ha, test aşamasında olduğu evet, için. Evet, kesinlikle test. 5'e atarsak çok rahat kurtaracaktır. Kurtardı. 3'e atlıyor. Onun demesine bakma. Çünkü o VGD'yi tanımayan. Evet. Beyinlerin yazdığı bir yazılım. Dolayısıyla 30 km hızla 5'te rampayı bitirdik. Evet. Keskin bir virajı bitirdik. Evet. Ya aynı zamanda kullanım kolaylığı sağlıyor. Onu da anlamış oldum ben. Kesinlikle yani. Bir testte. Hala 5 değil. Neredeyse 5 km hızla 5'te. Abi neredeyse 5'te kalktın ya. Bir testte hiç uğraşmıyoruz yani. Ya onun farkında değilim bak. Abi neredeyse 5'e kalktın ya. Şaka ki. Abi sınırız böyle olamaz. Böyle zorlanırdı ya. Devam edelim. Bu işler ikinci çıkardan içeri gireceğiz abi. Ondan sonra solda mahallenin arkasında. Evet, aynen. Aynen. Artık burada. 5'te durmayayım değil mi şeyde? Işıkta. Evet. Abi ne dersin? Yaklaşık 21 kilometre gittik. Şu an 6.1 görünüyor. 21 kilometrelik kullanım ortalaması. Toparlamak eksik. Yani performans olarak oldukça güzel. Kullanım rahatlığına kavuştu. Bu 40 kilometrelik mesafede. 21 kilometrelik mesafede. 21 sadece gidiş ya gidiş gelişim bir. Ayrıca yakıt tasarrufunda direkt ekranda yansıdı zaten. Anlatmaya gerek yok. Anladım. Evet. Veriler karşıda. Evet. Anlatmaya gerek yok. Görüyorsunuz. Ötürelim şu arkadan evet. Gidelim şöyle. Şuradan. Evet tam karşıdan. Evet hayırlı uğurlu olsun ve VGT ailesi. Teşekkür ederim. Ben de en kısa sürede geliyorum. İnşallah. Ya da bu akşam alayım ben kendi arabama takip sağdan. VGT ailesi her gün ama her gün çok değerli üyelerle büyüyor. Sevgili Ercan da aramıza katıldı. Diğer araç da gelecek. Bizi izlemeye devam edin.